Hocam tabii yarınki maçtan da bahsedeceğiz. Ama ben önce Bayrampaşa geliş sürecinden bahsetmek istiyorum. Bayrampaşa geliş süreniz hangi nedenler etken oldu? En büyük sebepler neydi? Çünkü şu ligi görmek pek alışık değiliz sizi görmeye. Evet, şimdi ben tabii son 2 yıla baktığınız zaman TFF 1. Lig'de teknik direktörlük yaptım. Biraz Ankaraspor'dan sonra biraz dinleneyim dedim. Ondan sonra bir 10-12 ay böyle dinlendim. Yurt dışında bir maç izleme, turnuvalara gittim geldim. Bayrampaşa Spor bana teklif ettiğinde gerçekten çok heyecanlanmıştım. Çünkü niye? Ama bu ligi fazla bilmiyordum. Ondan dolayı teklif ettiklerinde kabul ettim. Çünkü gerçekten kabul ettiğimde gerçekten çok böyle çok mutlu oldum. Çok güzel bir kulüp. Çok güzel bir şirketleşmiş bir kulüp. Uzun vadeli böyle projemiz var. İnşallah böyle devam eder. Hocam Bayrampaşa'da en son tabii 4-0'lık bir Yeni Şahspor galibiyetiniz var. Ona da bahsedeceğim. Ama sizin gelişinizde bir yukarı doğru bir ivme var. 6 maçta gelen 3 galibiyet, 2 beraberlik bir mağlubiyet var yanılmıyorsam. Ama bu galibiyetlerin hepsi deplasmanda ama iç sahada bir galibiyetiniz yok şu anda. Bunun sebebi nedir? Deplasmanda 3'te 3 yaptınız. Deplasmanda galibiyet yoktu Bayrampaşa'nın siz gelmeden önce gördüğüm kadarıyla. Ama bu sefer de içeride kazanan bir Bayrampaşa var. Bunun sebebi sizce neydi? Tabii şimdi baktığınız zaman biz ilk geldiğimizde zaten takım 4 tane golü vardı toplam olarak. Deplasmanda hiçbir galibiyeti yoktu. Sadece içeride bir maç kazanmıştı. Bir galibiyet almıştı Bayrampaşaspor. Biz geldiğimizde deplasmanda 3 galibiyet, içeride 2 beraberlik bir mağlubiyet oldu. Valla ortalamaya baktığın zaman şu an 9-11 puana yakın. Yani 6 maçta 11 puan bizim için gerçekten çok önemli bir puan. Şu anda 19 puanımız var. Tabii şimdi elinizdeki oyuncuların özellikle biz geldiğimizde çok az gol yiyen bir takım vardı ama çok az gol atan bir takım vardı. Biz onu düzelttik. Şimdi 13 tane gole ulaştık biz geldiğimizden beri. Onu çözdük ama tabii şimdi deplasmanda baktığınız zaman içeride biz ilk geldiğimde çarşamba maçına gelmiştim. Ben çünkü 2 gün antrenman yapmıştım. O maçta da 1-1 berabere kalmıştık. Deplasmanda bir galibiyet. İçeride biz Düzce ile berabere kaldık. O maçta da çok iyi oynamıştık. Sonra deplasmanda bir galibiyetimiz var. En son mağlup olduğumuz maçta şanssız bir mağlubiyet almıştık. Çünkü maç 0-0 girdi. Dakika 98. İki tane net penaltımız vardı. Verilmemişti ama hiç ummadığımız yerde bir gol yemiştik Darıca maçında. Onu unuttuk ve deplasmanda geçen hafta biz 10 kişiyle 4-0 yendik. Tabii deplasman içeride biz biliyorsunuz en büyük sıkıntımız zaten 3. bölgedeki varyasyonlarda çok pozisyona giremiyoruz özellikle. Ama deplasmanda takım halinde iyi savunma yapıp yakaladığımız topları kontra atakılarla gol bulmak bir stratejimiz, bir taktiğimiz vardı. Tabii şimdi devreye kadar biz planlarımız vardı. Devreye kadar ne kadar puan toplarsak toplayalım. Ondan sonra ikinci yarı bakacağız. Yani takım şu anda baktığın zaman deplasmanda 3 maç aldı. 9 puan aldık içeride. 3 maçta 2 puan aldık. İçerideki maçları telafi ettik şu anda. Hocam düşme hattının 6 puan üstündesiniz ama playoff'un da 5 puan gerisindesiniz. Ya tabii Şimdi şimdi. Bayrampaşa'nın bu sezonki hedefi playoff mu olacak yoksa var bizim hayalimiz bir şampiyonluk diyor musunuz? Ya şimdi baktığınız zaman bu lig gerçekten Türkiye üçüncülüğün en zorlu bir fikstüre sahip ve en zorlu grubudayız. Ya çünkü şampiyonluğu oynayan takımlar ve küme düşmeyi oynayan takımların arasında playofflar özellikle playofflar arasında çok biliyorsunuz puan farkı yok. İki maç kazandığınız zaman üst sıralardasınız. Allah korusun ki maç kaybettiğiniz zaman alt sıralardasınız. Öyle bir lig. Şimdi tabii bizim hedefimiz
Bayrampaşaspor olarak gerçekten taraftarlarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz inanılmaz destek veriyorlar bize. Biz dediğim gibi devre arasına kadar şu 19 puanımız var. Şu 3 maçtan yani iyi puanlar almamız lazım. Yani şu anda dediğim gibi maç baş bakıyoruz. Maçta da bekliyoruz. Yani bakalım inşallah ilerisini önümüze bakacağız. Eskişehirspor'la ilgili birazdan konuşacağız hocam. Ben şimdi şey söyleyeceğim. Rizespor şimdi çok iyi gidiyor. Onun dışında Iğdır gibi, İskenderun gibi böyle yüksek bütçeli takımlar da var. Yani dediğim gibi aslında çok zor bir grupta. Üçüncü döneminde üçüncü grubu. Şey, ikinci grubu. Ben bir de Derece Gençler Birliği bizim komşu ilçemiz. O yüzden daha da böyle diğer gruplara oranla daha da çok takip ediyorum. Mesela 2-3 hafta önce falan baktığımda Derece Gençler Birliği işte bir anda playoff hattındayken şu anda düşme hattının üstünde. Ve uzun bir süre gelemeyen galibiyette sizin karşınıza almışlardı galiba, öyle hatırlıyorum. Yani her an her şeyin olabileceği bir grup. Zaten üçüncülük zor bir yer. Çıkması çok uzun, zor bir turnuva. Hele ki sizin grup daha da zor gözüküyor. Ve de sizin şu anda kalan 3 maçın ikisi playoff hattındaki rakipleriniz. Diğeri de Hacettepe yanılmıyorsam. Bu 3 maçtaki hedefiniz nedir hocam? Ya şimdi bizim iki maç içeride oynayacağız. Yarın biliyorsun Kuşadası, Aksaray'la maçımız var ya, Hacettepe maçı. Tabii hedefimiz bu üç maçtan alabildiğimiz puanları, maksimal aldığımız puanları alıp ikinci yarı daha sağlıklı bir şekilde güzel bir kamp, birkaç tane de takviye yapabilirsek, birkaç tane daha takviye yapabilirsek, ben iyi oyuncuları alabilirsek ikinci yarı hedefimiz tabii ki playoff. Playoff'tan da çıkmak. Şimdi bence zor 3 maç bizi bekliyor. Biz maç maç gidiyoruz. Öncelikle yarın çok önemli Kuşadası maçım var. O maça iyi hazırlanacağız. Birkaç tane sakatım var, cezalı oyuncum var. Kadro derinliğim fazla yok. Çünkü genç takımdan kurulu biliyorsun. Benim zaten antrenörlük tarzımda hep böyle genç oyuncularla var. Evet. Ondan dolayı ben çok mutluyum. Bizim amacımız, hedefimiz Türk futboluna, milli takımlara, büyük takımlara futbolcu yetiştirmek. Tabii futbol başarıdır. Futbol dostluktur. Futbol arkadaşlıktır. Arkadaşımız orada bir yazmış ama sevgili kardeşim, önce dostluk, önce fair play. Evet, tanesi diyorum, ben de gördüm şimdi. Ya şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani biz Türkiye'de maalesef şu futbol kültürünü yerleştiremedik. Futbol neticeler oyunudur. Galip gelirsin, mağlup olursun, berabere kalırsın. Öncelikle arkadaşlıktır. Seyirciye saygı, taraftara saygı, oynayanlara saygı. Bunu Evet. zaten biz hiçbir yere gelemeyiz ki. Hocam, demin arasından bahsettiniz. Takviyeler için yönetimle görüştünüz mü? İstediğiniz oyuncular var mı? Bu konuda bir görüşünüzü alayım. Olacaksa hangi mevkilere takviyeler olacak? Şu anda bizim planlamamız, şu anda 3 haftamız iyi geçirip ondan sonra transferler olup olmayacağını net olarak söylerim. Şu anda bir şey söyleyemiyorum. Ondan dolayı şu 3 haftayı bir geçirelim. Ondan sonra zaten kafamızda, projemizde takviyelerimiz olacak ama bakalım hayırlısı. Ya isim olarak değil de ben mevki olarak sordum daha çok zaten. Ya şimdi Var net mı? onu da belirlemedik. Ama dediğim gibi şu 3 haftayı bir geçelim. 3 haftadan sonra o zaman netlik kazanır. Anladım. Hocam, Bayrampaşa'nın tabii çıkmasını isteyeceksiniz. Bayrampaşa'yı çıkarmak için uğraşacaksınız. Ama tabii gruptan iki takım çıkacak. Diğer takım sizce kim olur Bayrampaşa'nın dışında? Valla şu anda net biliyorsunuz ikinci yarı ne olacağını kimse kestiremez. Benim gönlümde, kalbimde geçen Bayrampaşa sporumuzun şampiyon olması. Ya şu anda bütün hedefimizi, bütün çalışmamızı, bütün her şeyimizi biz Bayrampaşaspor'un başarısı için buradayız. Ekibimle birlikte çok iyi çalışıyoruz. Çok güzel bir ekibim var. Oyuncularım aslan gibi. Ondan dolayı oyuncularım gerçekten geldiğimizden beri çok güzel bir enerji yakaladık. Enerji yakaladık.
şu anda iyi gidiyor. İnşallah işte dediğim gibi şu iç sahadaki galibiyetlere de başlarsak daha çok mutlu olacağız. Hocam, gençlerle oynamayı seviyorsunuz. Bundan da bahsettiniz az önce. Bayrampaşa biliyorsunuz ki bu anlamda önemli kulüplerimizden birisi. Bayrampaşa yeni Arda Turanlar yetiştirecek mi? İnşallah. İnşallah hedefimiz yeni Arda Turanlar yetiştirmek. Türk hocalar kendini geliştirmiyor. Bunu yaparlarsa ülke futbolu kalkınır demiş. Nasıl hocam? Ya ben 850 hocaya kurs verdim. Türk hocalarının bu kadar ben Türk hocaları bence Türkiye'de, Avrupa'da çalıştıracak yetenekli teknik direktörlerimiz var. Yani Peki neden Avrupa'ya hoca gönderemiyoruz hocam? efendim. Avrupa'ya neden hoca gönderemiyoruz peki? Vallahi yani onu aslında onun cevabı bence ya Avrupa'ya hoca niye gönderemiyoruz bilmiyorum. Yani piyasamız mı yok? Gider niye gitmesin ya? Fatih Hoca gitti. Mustafa Denizli gitti. Herkes gitti yani. Epey hocalarım Şenol Güneş gitti çalıştı yurt dışında. Hasan Özer gitti çalıştı yurt dışında. Herkes çalıştı. Yurt dışından ziyade Ölüm Ümit Karan da gitti galiba hatırladığım kadarıyla. Yurt dışından ziyade ben hani Avrupa ülkelerinden bahsediyorum. O 5 büyük lige giren tek hoca herhalde Fatih Terim. Yani Tayfun Korkut zaten orada geçti büyüdüğü için onu pek saymak istemiyorum. Hani buradan gider anlamında. Tabii. Yani tabii Fatih Hoca gitti, Şenol Güneş gitti, Mustafa Denizli gitti. Çok hocalarımız gitti. Giderler ya inşallah bu yakında da artık bundan sonra hocalarımızı Avrupa'ya göndereceğiz. Çünkü yeni sistem, yeni bir formatla kendini geliştiren teknik direktörlerimiz var. Yeter ki bu teknik direktörlerimize şans verelim. Çünkü işte peki yabancıların ne verdi Türkiye'de? Şu anda bence çok yabancı yok Türkiye'de. Bir Sumudika var Malatya'da. Yani bizim başarıyı yakalan şu anda Fatih hocamız yakaladı Galatasaray'da, Fenerbahçe'de. Emre Belözoğlu çok iyi işler yaptı geçen sene. Var. Evet. Şenol Güneş Beşiktaş şampiyonu. Sergen geçen sene Beşiktaş şampiyonu yaptı. Var ya bizim teknik direktörlerimiz de çok var. Çok kaliteli hocalarımız da var. Zaten son yıllarda şampiyon olan yabancı direktör yok ülkemizde. Hep yerli tek direktör. Evet, doğru. Bizim hep yerli hocalarımız. Aslan gibi hocalar. İlhan Şu Polat. an hatırlamaya çalıştığımız Zico'ya kadar yok herhalde. Yok yok. 2007. Biz Pereira zamanında Fenerbahçe'de olmuştuk. Yok, Pereira zamanında olmadı hocam. Pereira zamanında Fenerbahçe'de şampiyon oldu Pereira. Pereira şampiyon olmadı hocam. O sene Şenol Güneş Beşiktaş'ta şampiyon oldu. Ya abi 1995'te şampiyon olduğumuz sene ben de vardım Pereira. Ha, eski diyorsunuz. Pardon. Pardon. Ben Vitor Pereira'ya gitti aklım hocam. Evet. Vitor Pereira demişken Vitor Pereira'yı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Dün bir açıklaması vardı maçtan sonra. Kulübün benden beklentisi önceliklik dedi. Benim için konferansın gidilmeye getirdi ama bu değerlendirmesini ve genel olarak Pereira'nın performansını sormak istiyorum. Ya Pereira şu anda Fenerbahçe çok iyi bir kadrosu var. Elinde çok kaliteli bir takım var. Yani çok çok konuşuldu. Ben bir de biliyorsunuz teknik direktörler hakkında çok açıklama yapmıyorum. Çünkü o da meslektaşımız. Yerlisi yabancısı fark etmiyor. O da bir sistemi var. O da oyuncuları oynatmaya çalışıyor. Başarılı olmak istiyor o da. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia. Çok büyük bir taraftarı var. Ondan dolayı yani bence o da başarılıdır. Yani çünkü futbolda bir takım şampiyon olacak, diğerleri Avrupa kupalarına gidecek. Öyledir yani futbol. Yani herkes şampiyon olamaz. Ondan dolayı bence Pereira fena değil yani iyi gidiyor da. Fenerbahçe'den teklif gelse şampiyon yaparım der misiniz hocam? Efendim? Fenerbahçe'den teklif gelse şampiyon yaparım der misiniz? Fenerbahçe'de çalışmak bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir onur, büyük takım. Şu kadroyla şampiyon oluruz. Yani tarih Karapınar da görev yaptı. Bir gün sizi de orada görmek isteriz hocam. İnşallah. Allah büyük. Bakalım kısmet. Kaderimizde ne varsa onu yaşayacağız. Hocam ben buyurun. Fenerbahçe'de büyük bir camia. Şimdi oradan bir soru gördüm. Bayrampaşaspor'da hedefleri. Ha, tam ben de onu soruyorum hocam. Tabii yani ben Bayrampaşa'nın başarılı olması için geldim. Öncelikle başkanlarımıza, yönetim kurulumuza, bizi destekleyen herkese çok çok teşekkür ederim.
Erkan Başkanımız da var. Yani buraya ben çalıştığım bütün kulüplerde hedefim için geldim. Burada da Bayrampaşa'da da inşallah şampiyonluklar yaşarız. Bayrampaşa Spor'u en üst lige çıkartırız. Hedefimiz bu. Çalışacağız. Takdir Allah'ın, yapacak bir şey yok. Hocam, yönetimle anlaştığınızda bu senelik hedef mi koydunuz, yoksa gelecek senelerle ilgili planlarınız var mı Bayrampaşa ile ilgili? Geldiğimizde sonunda, öncelikle benim istikrarlı, güzel kulüpleri tercih ediyorum. Lig tabii bildiğin gibi ben ilk defa üçüncülükte çalışıyorum. Yani ben Avrupa'dan sonra hep TFF birincilikte çalıştım. Bu ligi fazla bir... Başkanım yazmış, Erkan Başkanım, Özkaya, biz de sana kadar güveniyoruz hocam. Çalışma bizim için. Başkanım, öncelikle ben de çok mutlu oldum. Seni burada tanıdım. İyi ki varsın. Çok iyi başkansın. Allah razı olsun. Seni seviyoruz. Çok teşekkürler. İlgin alakan için. İnşallah bu galibiyeti sana yarın 3 puanı armağan edeceğiz başkanım. Ben de başkanım, hoş geldin demek istiyorum. Buradan çok soru geliyor bana. Bayrampaşa Spor taraftarları gerçekten çok büyük ilgi gösterdiler geldiğimizden beri. Bizi yalnız bırakmadılar. İyi günde de kötü günde de destek oldular. Allah razı olsun. İyi ki varlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Teknik direktörler tek başına başarıyı yakalayamaz. Tabii ki başkanımız, yönetim kurulumuz, taraftarlarımız, medyası, futbolcular, biz, teknik direktörler, birlik beraberlik olursa zaten güzel şeyler olacak. İnşallah dediğim gibi biz Bayrampaşa Spor'u en kısa zamanda inşallah hedefe doğru çıkartmaya çalışacağız. Biz çalışacağız. Başarılı olur muyuz, olmaz mıyız, onu zaman gösterecek. Hocam, bir seyircimiz Mustafa Hoca planlı bir teknik adamdır demiş. Disiplinli, tam bir profesyonel hocadır. Futbolcular futbolcu olduğunu Mustafa Hoca ile anlarlar, çalışırlarsa demiş. Ya ben çalıştığım kulüplerde öncelikle benim için kulüptür. Kulüp başkanı yönetimidir. Ben çünkü o görevi bana verdikleri için öncelikle çok çok teşekkür ederim. Başkanım da sağ olsun orada yazıyor. Başkanım da çok seviyorum. Başkanım transferler var demiş. Müjdemizi isteriz. Allah razı olsun. Başkanımız inşallah devre arasında çok iyi transferler var. Hep birlikte biz Bayrampaşa Spor'u bu sene hak ettiği yere çıkartmak istiyoruz. Ben bir teknik direktör olarak tabii ki bir takımın başındayım. Ama bu bir birlik beraberliktir. Taraftarıyla, yönetimiyle, başkanıyla, oyuncularla, malzemecisi, mal masörüyle birlik yakaladığınız zaman o başarı geliyor. Biz hep birlikte o birliği yakalayacağız ve inşallah hedefe doğru gideceğiz. Tabii ki ben planlı çalışıyorum. Açık ve net söylüyorum. Ben antrenörlük tarzım, aldığım eğitim öncelik kulüplerin yaşaması için. Kulüplere iyi futbolcular, iyi birey, iyi insanlar yetiştirmek. Benim hedefim her zaman sportif başarı ve sportif başarının yanında da genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak. Ben bu yoldan devam ediyorum. Ekibim çok iyi. Burhan hocam var, Serdar hocam var, Yusuf hocam var. Gece gündüz çalışıyoruz. Kamplarda olsun, antrenmanlarda olsun, her yerde beraberiz. Çok güzel bir enerji yakalamışız. Yani inşallah bu heyecanı devam ettiririz devre arasına kadar ve devrede inşallah güzel bir çalışıp ikinci yarı farklı bir Bayrampaşa Spor izlettireceğiz. Hocam, Eskişehirspor'dan sonra Ankaraspor'da da çalıştınız. Daha sonra bir yurt dışına gittiniz. Yanılmıyorsam bir sene. Orada neler yaptınız? O süreçten biraz bahseder misiniz? Şimdi ben biliyorsun Eskişehirspor'da takım kaptanlığı yaptım. Eskişehirspor'da da teknik direktörlük yaptım. 8 ayım müthiş geçti Eskişehir'de. Eskişehirspor gerçekten çok büyük bir kulüp. Çok büyük bir camia. Bizim zamanımızdaki yöneticiler de çok büyük destek verdiler. Şimdiki başkan ve yönetim kurulu Eskişehirspor'un yaşaması için elinden geldiği kadar mücadele ediyorlar. Onları sizin sayenizde de kutluyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrar toparlanırlar, borçlarını öderler. Tekrar Türk futboluna, Süper Lig'e geri dönerler. Onları seviyoruz. Allah yardımcıları olsun. Kolay değil. Ankaraspor'da
Yine iyi giderken maalesef bir ayrılık olmuştu Ankaraspor'da. Sonra ayrıldıktan sonra bir yurt dışında birkaç eğitime gittim. Oradaki futbolu takip ettim. Özellikle Senegal'e gittim. Burada gerçekten çok yetenekli futbolcular var. Birebiri izledim. Ben yurt dışına elimden geldiği kadar eğitimlere gidiyorum. Turnuvalara gidiyorum boşta kaldığım zaman. Öyle bir senem geçti. Ondan sonra Bayrampaşa Spor teklif edince hayır kıramayacağım insanlar devreye girince onlarla birlikte çalışmak biliyorsunuz beraber çalışmak bana teklif etmişti. Ben de kabul etmiştim. Ama şu anda inanın çok mutluyum. Üçüncülük olmasına rağmen yine çok çok mutluyum. Çalışma ortamımız çok iyi. İnşallah başarılı oluruz ve takımımızı çıkartırız. Hocam sizin gibi birçok değerli teknik direktörlerle yayın yapıyorum ve hemen hemen hepsinde de bu tarz soru geliyor. Yine aynısını size ileteceğim. Golcü sorunu çözersek önümüz açık demiş bir seyircimiz. Efendim? Sizce bir golcü sorununuz olduğunu düşünüyor musunuz? Ya tabii şimdi baktığınız zaman... Takımda bir golcü problemi konuşuyor. Ya tabii şimdi baktığınız zaman tabii bizim geldiğimizde zaten 4 tane gol atmıştı takım. Şu anda 13 gol. Benim çalıştırdığım takımlarda ben Ordu'da da çalıştım 3 yıl önce. Kalecim hariç 8 haftada bütün oyuncularım gol atmıştı. Yani kalecim hariç bütün oyuncularım hepsi gol attı. Şimdi Bayrampaşa Spor'a baktığınız zaman sol bekim gol attı. Sağ dışım, sol orta saham atmaya başladı. Yani benim antrenörlük tarzımda bir kombinasyon, bir takım halinde çalışmak, takım halinde savunma yapıp takım halinde hücum yapmak. Ama tabii ki futbolun meyvesi goldür. Tabii ki evet. Golcü her zaman ihtiyaç vardır. Bizim de ihtiyacımız var. Yani çünkü yani siz ne kadar iyi güzel şeyler yaparsanız yapın. Siz eğer o filenin golleri atamıyorsanız bütün çalıştığınız emek boşa gider. İnşallah bakalım şu devreyi bir atlatalım. Allah büyük. Hocam bugün Hatayspor maçını izlediniz mi bilmiyorum. Altay'ın yeni stadının açılışıydı. İzledim. Ben bu bağlamda bir genel bir soru sormak istiyorum. Bizde tribünler, taraftarlar böyle herkes sorsan çok iyi taraftar ama tribünleri doldurmaya gelince eskisi gibi ilgi yok. Bunun sebebi sizce nedir? Taraftarlar tribünleri neden doldurmuyor? Tabii özellikle şunu söyleyeyim. Bizim zamanımızda biliyorsunuz televizyonlar, maçlar yoktu. Yani biz oynadığımız zaman 20-25 bine, 30 bine o sıcakta bizi gelip destekliyorlardı. Ama maalesef son 4-5 yıla baktığınız zaman Türkiye'nin en büyük statları, Türkiye'nin en modern statlarını yaptılar. Taraftarlar %70'e yakın taraftarlar başlara gitmiyor artık. Yani ondan dolayı bir an önce tekrar eski günlere dönmemiz için bu futbol kültürünü yerleştirirsek biz taraftarları çekeriz. Ailece, eşiyle, çocuğuyla, hanımıyla maçlara gelirlerse yani bence daha iyi olacak. Çünkü statlara baktığınız zaman artık eski statlar kalmadı. Şimdi stada girdiğiniz zaman biliyorsunuz eskiden statlar çok böyle üstü açıktı. Maç izleyemiyordunuz ama çok full doluyordu. Şimdi de statlarınız modern. İnşallah en kısa zamanda buna çare bulurlar ve statlarımız dolur. Dolar. Yani bu konuyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama maalesef biz futbol kültürünü yitirdik. Onu getirmek için değişik projeler yapmak lazım. İnşallah en kısa zamanda da o dediğimiz... Çünkü niye biliyorsun? Futbol taraftarla güzel. Kesinlikle hocam. Yani pandemiden dolayı seyircisi oynandığı dönemleri hatırlıyorum şu anda. Pandemi yani çok... bugünleri çok özlemiştik ama eski rağbet yok. Mesela bugün Kocaeli Spor maçını da izledim. Ben zaten kuzenlerimle çağırdım. Ben size yayınım olduğu için gidemedim. Yani bizim statta bile, ben doğma büyüme Kocaeli'yim bu arada. Bizim statta bile yani neredeyse hiç beklemediğim kadar azlık vardı. Bilmiyorum ya, Kocaeli Spor bile böyleyse diğer kulüpleri düşünemiyorum. Ya tabii Çünkü Süper Lig'e bayağıdır hasret Kocaeli Spor. Amatöre kadar düştü, geri geldi.
Lider çıktıkça taraftar sayısı daha da azalıyor. Bunu anlamadım yani. Ya şimdi ben de merak ediyorum. Yani gerçekten Kocaeli Türkiye'nin en köklü kulüplerden bir tanesi. Diğer kulüpler de öyle. Ama baktığınız zaman Kocaeli 3. ligde full, ben maçlarını izledim mesela. Kocaeli mesela 3. ligde full dolduruyordu. Mesela Sakaryaspor. Ben size bir şey söyleyeyim. Sakarya mesela bence sonunda Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Diyarbakır, Urfa, Gaziantepspor, bütün o kulüplerin onların Süper Lig'de olması lazım. Çünkü niye? Futbol seyirciyle güzel oluyor. Yani ondan dolayı yani ben de ama tahminim bu hastalıktan dolayı, koronadan dolayı biliyorsunuz 1,5 yıl ara verdi seyircilerimiz. Ama inşallah en kısa zamanda tekrar statlarımız dolar. O neşeli, o heyecanlı taraftarları tekrar statlara bekliyoruz. Ama tabii ki iyi takımlar yapmak lazım. Zamandan gelmiş, biliyorsun bu eskidi, borçlar var. Kulüplerin maalesef borçları var. Bu borçlardan yönetimler, yöneticiler, başkanlar maalesef kulüpleri çok zor durumda bıraktılar. Ondan dolayı o kültürü inşallah tekrar toparlarız. Hocam, kadın futboluyla ilgili bir soru gelmiş. Kadın futboluna bakış açınız nedir? Ligler başlayacak. Önümüzdeki hafta sonu benimle oynayan arkadaşlarım var bazı. Kadın futboluyla ilgili görüşlerinizi alayım. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda 2010-2015 arası Futbol Federasyonu'nda bölge hocalığı yaptım, eğitmenlik yaptım. Bir arada kadın futbolunda 1,5 yılda gönüllü olarak milli takımda da çalıştım. O zaman milli takımda olan bütün kardeşlerimiz şu anda hepsi A milli takımda, büyük takımlarda oynuyorlar. Tabii kadın futbolunun Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un, Karagümrük'ün, diğer takımların girmesiyle bence çok bizi bu sene zevkli ve heyecanlı bir lig bekliyor. Onlara da başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Tabii büyük takımların girmesi kadın futboluna bakış açısı daha çok değişecektir. Onlara başarılar diyorum. Bu sene bence çok güzel bir lig olacak. Hocam, bu sefer kişisel bir sorum. Mustafa Özler'in Bayrampaşa ve Bayrampaşa sonrasındaki kariyer hedefi nedir? Valla benim kariyerim şu anda Bayrampaşa'da şampiyonluk yaşamak. Ondan sonra Fenerbahçe'de teknik direktör olmak. Bu arada ben bunu sorarken de bir soru gelmiş. Tam da aynı soru gelmiş. Kariyer hedefiniz nedir? Fenerbahçe mi diye. Denk gelmiş. Yani hedefimiz tabii ki Avrupa, büyük takımlar. Bu hedef için çok çalışacağız, çok emek vereceğiz. Türkiye'de Hocam. ben şuna inanıyorum. Çok yetenekli teknik direktörlerimiz var. Çok kariyerli teknik direktörlerimiz var. Yeter ki kulüp yapılarını düzeltelim. Kulüp yapılarını düzelttiğiniz zaman altyapısıyla, tesisleriyle, çalışma imkanınızla her şeyi düzelttiğiniz zaman bence biz başarıyı yakalarız. Biz zaten 40 yıldır bunu anlatıyoruz. Yani ben doğduğumdan beri hala altyapı kurulacak diye bir konuşuluyor. Bir an önce bizim el atıp bu altyapıları düzeltip eğitimli, kariyerli hocalar yetiştirelim. 2,5 milyara, 3 milyara hocalar çalıştırmayalım. Yani ondan siz milyonluk, yani düşünebiliyor musunuz? 3 milyon, 4 milyonluk Euro'luk futbolcular istiyorsunuz. Teknik direktörlere, altyapı hocalara 2-2,5 milyar maaş veriyorsunuz. Yani biz bunu halletmemiz lazım. Tesisleşmeye gidelim. Okullara, bakın okul futboluna bir an önce dönmesi lazım. Ben olsam Türkiye'de bana yetki versinler. Küçük yaş gruplarına sadece okul futbolu oynatırım. 13-14 yaşa kadar. Evet. Futsalı Kesin. ve liseler arası, ortaokullar arası lig kurarım. Bakın nasıl futbolcular yetiştireceğiz. Hocam, milli takımın Stefan Kuz tercihini nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim? Bir yabancı hoca ile milli takım teknik direktörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Stefan Kuz. Ben çok sempatik buluyorum. Güzel işler yapıyorlar. Hamit Altıntop da orada. Ben Nihat abi, Nihat Başkan da bence güzel işler yapıyor. Nihat Özdemir Başkan. Başarılar diyorum. Milli takımı biz, bakın milli takım bizim için her şeyimiz.
Milli takım her şeyin üstündedir. Milli takımı destekleyelim. Yani milli takımın Katar'a gitmesi lazım. Çok zor bir iki maç. Gidebilir miyiz hocam? Yok, Portekiz'e ve İtalya'ya geçip gidebilir miyiz sizce? Belli olmaz. Bakın bak samimiyetimle söylüyorum. Yani biz Allah kısmet ederse inşallah Katar'a gidersek inşallah da gideriz. Ama çok zorlu iki tane rakibimiz var. İnşallah Katar'a gideriz ve milli takımımızı dünya kupasında destekleriz. Ben milli takımda da oynadım. A milli takımda da oynadım. Yani oradaki gurur, oradaki mutluluk, oradaki başarı hiçbir yerde bulamazsınız. Her şeyimiz A milli takım. Bayrağın olduğu her yerde biz varız. Biz evet. Sadece milli takımımızı destekleyelim. Ama maalesef son dönemlerde yani milli takımı ben her zaman milli takım bizim için her şeyimiz. Hocam bir soru gelmiş. Potansiyel olarak en olumlu baktığınız isim hangisidir takımda diye. Nerede? Bizim takımda mı? Aynen Paşa'da. Bütün oyuncuların benim için değerli. Oynayan, oynamayan, kadroya giren, girmeyen. Hepsi değerli. Peki. Hepsini de çok... Onlar da bizi seviyorlar. İnanıyorum. Çünkü adaletli bir şekilde formayı dağıtıyoruz. Oyuncular elinden geldiği kadar mücadele ediyor. Bayrampaşa için, Bayrampaşa Spor için mücadele ediyor. Başkanımız, yönetim kurumumuz için. Yani gerçekten geçen hafta oynadığımız maçta sakat sakat kafasına darbe alan oyuncularım devam etmek istediler. Yani ben bu oyuncu grubuyla gurur duyuyorum. Başkanımızla, yönetim kurulumuzla, genel menajerimiz Serkan Bey bize çok büyük destek veriyor. Çalışanlarımız görseniz, bak samimiyetimle söylüyorum. Ben ilk defa yani çok çok kulüplerde de çalıştım. Çok kulüplerde emeğim de var. Burada da şoföründen tut malzemecisine, masörüne, aşçısına, fizyosuna, doktoruna herkes bizim için, başarı için herkes çalışıyor. Bu gerçekten güzel bir duygu bizim için. İnşallah böyle devam eder.